bize çok şey kattılar. Biz onlardan çok şey öğrendik. Bu yolda hep yanımda yoldaş oldu. Onun desteğini arkamda hissetmem beni gerçekten çok gururlandırdı. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse küçüklüğümden beri oyunlara karşı bir şeyim var. Çok böyle seviyorum, isteyerek oynuyorum. 6-7 yaşıma kadar Mardin'de doğup büyüdüm. O zamanlar oyunun olduğunu bile bilmiyordum. Hiçbir şekilde fikrim yoktu. 6-7 yaşımdan sonra İstanbul'a taşındım. 9-10 yaşımda gibi internet kafe vesaire öyle yerlere gitmeye başladım abimle. Oraya gidince böyle çok ilgimi çekmiş. Çok güzel bir yerin içine atıldığımı böyle hissetmiştim. Bana çok güzel geliyordu. E-sporcuları gördüğüm zaman çok özeniyordum. Keşke ben de böyle olsam. Bilince işte oyun oynayıp para kazanırım. Oyun oynayıp işler yaparım. Çok keyifli. Hem keyif alıyor hem para kazanıyorlar kafasında. Küçüklükten beri abilerim oyun oynarken ikisini de izliyordum, Ramazan ve Furkan abim. 10. sınıfta birazcık oynamaya başladım. Zaten önceden de izliyordum Furkan abime Mobile Legends oynarken. 11. sınıfa geçerken biraz daha iyi oynamaya başladığım için abim benim turnuvalara katılmama teşvik etti aslında. Böyle başladı hikaye. Ya İstanbul'a taşınma sebebimiz tamamen maddi durumlar. Artık Mardin'de geçinebilecek maddi durum gerçekten çok zor duruma inmişti. O maddi durumlardan dolayı İstanbul'a taşınmak zorunda kaldık. İşte geçimsizlikler mesela. Geçimsizlik maddi olanaklardan dolayı. İş yer tabii o zamanlar çok küçüktü. Küçüktür, çok küçüktü. Bir yaşındaydı. Çok Mardin'de yaşama, büyüme fırsatı olmadı. Daha çok o İstanbul'da doğdu, büyüdü. Orada doğdu ama burada daha çok büyüdü. Furkan da küçüktür. Evet. O zaman birinci sınıfa gidiyordu. 5. sınıfa kadar okudum. 5. sınıftan sonra sabahları okula gidip öğlenleri işe gidiyordum. Bu 7. sınıfa kadar sürdü. 8. sınıfta liseye hazırlanmaya çalıştım. Ama derslerim hiç falan iyi olmadı, dürüst olmak gerekirse. Biraz boş hazırlandım diyebilirim. Ortaokul bittikten sonra liseye gitmedim. Çalışmaya başladım. Tekstil atölyesinde çalışıyordum zaten. İlk dayımın yanında. Sonra abim bir dükkan açtı. Ondan sonra öbür abim açtı onun yanında. Yani oradan oraya biraz dolandım aslında. 15 yaşında başladım bu mesleğe. İlk İstanbul'a geldiğim zaman. Tabii o zaman bir seçeneğimiz yoktu. Biraz istemsiz de seçtim bu mesleği ama sonradan tabii severek yapmaya başladım. Akşamları oynuyordum. Gündüzleri çalışıyordum. Bu aslında çok sorun olmuyor. Çünkü oyun oynamadan önce de akşamları dışarı çıkardım. Ya çok bir şey değişmedi. Dışarı çıkmak yerine oyun oynamaya biraz daha şey yaptım. Belli bir planım yoktu. Ben keyifli oynuyordum. Çalışarak oynuyordum. Askere gitmiştim. Askerden döndükten sonra işe başlamayı düşünüyordum. Ancak kolum kırıldı. Kolum kırıldığı için işe başlayamadım. Ben de evdeydim. 2-3 aylık uzun bir kol alçım vardı. Kırık olduğu için bayağı kırıktı. Öyle normal bir kırık değildi. Evdeydim. Tek kolumla oyun oynuyordum. Joystick'i çevirirken bu kolumu sabit tutuyordum. Telefonu çeviriyordum joystick'i çevirmek için. Çeviremiyordum kolumu. Ya bir anda kendi turnuvanın içerisinde bulundum ve kol alçım açıldığında turnuva da başlamıştı. Yani turnuvaya girebiliyordum. Bir sıkıntı olmuyordu o yüzden. Furkan çok yaramaz gibi çocuktu. Sürekli oynuyordu. Oynamayı çok seviyordu. En çok Furkan abimle takılıyorduk yani. Diğerleri de Smackdown izlerdi. Bana o hareketleri denerdi koltukta. Atardı beni böyle. Yani birlikte oyun oynardık onunla. Hep bilgisayarlardan falan. Dışarı çıkardık, top oynardık. Hep birlikteydik yani. Bir anda kendimi e-sporun içinde buldum. M3 Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Orada ikinci olmuştuk. Aslında orada ikinci olduğumda bazı şeyler yapabileceğimi farkında varmıştım. M3 Türkiye turnuvası bittikten sonra M4'e hazırlık olarak yeni bir takım kurmuştuk. Yeni takımla beraber çok güzel oynadık. Türkiye'deki turnuvayı kazanıp Endonezya'ya gittik. Öyle işler büyüdüğünü hissettik. Daha iyi yerlere geldik. Şu anda da e-sporun içerisindeyim öyle. Furkan'ın e-spor kariyerine, hayallerine, hedeflerine bu yolda ilerlerken hepimiz ona çok inandık. İnsanlar çok yadırgadı onu, çok fazla ön yargıyla yaklaştı. Toplumumuzda e-spora yönelik çok bir yaklaşım olmadığı için maalesef yargılandı tabii ama biz ailesi olarak her zaman onu desteklemeye çalıştık. Elimizden gelen her desteği sağlamaya çalıştık. Başarılarıyla çok güzel gururlandırdı bizi sağ olsun. Umarım başarılarına başarı katmaya devam eder. Daha güzel, daha iyi yerlere gelir. Yolu açık olsun istiyorum kardeşimin.
İlk oyuna başlamama teşvik olan abim aslında. Onunla birlikte adam eksik olduğunda beni çağırıyordu. Birlikte sıralı maç oynuyorduk. Bu yolda hep yanımda yoldaş oldu. Onun desteğini arkamda hissetmem beni gerçekten çok gururlandırdı. Şiir'in Furkan'dan ayrıyetten ekstra durumu, Şiir'in eğitimi devam ediyordu. Eğitimi devam ederken oyunla da aynı anda ilgileniyordu. Hani eğitimini aksatmamasını istiyorduk. Onun için de yine destek sağladık, kararlarına her zaman saygı duymaya çalıştık. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalıştık. Bizi her zaman gururlandırdılar. Yani Şiir'in bizim için başta eğitimi öncelikti tabii. Ama şu an görüyoruz ki ikisini de çok güzel beraber yürüttüğü için artık tabii ki de ses etmiyoruz. Desteklemekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. E-spor kişisel gelişime çok katkı sağladı. Mentalimi yönetmeyi, stres yönetimini, disiplini, takımdaşlığı, arkadaşlarımı, oyun içi anlaşmayı ve iletişimimi çok güçlendirdi. Şiir'e sürpriz oldu bize. Birden bir baktım Şiir de oynuyordu. İşte ben anlamıyordum mesela. Sonra çocuklar bana şey yaptı. Sürpriz bizle beraber oldu. Artık o da maçları izliyor yani. İzliyorum. Artık o da az çok anlıyor oyundan. Bir şey yapmıyorum, oturuyorum maç bittiği zaman. İşimi yapıyorum. Açıkçası onlara baktığım zaman kendimi görüyorum. Çünkü ben daha önce bunu yapmayı istiyordum, yapamadım. Şartlar ve zaman izin vermedi buna. Onlar yaptı, onlardan da çok seviniyorum. Hatta kendimi görüyorum onlara bakınca. O yüzden her zaman onların yanındayım. İnşallah da başarılı olacaklar. Ya bu oyunda karşılaştığım en büyük sorun tabii aile diyebilirim. Aslında ailem oyun oynamama karşı değildi ama özellikle abim ablam beni çok destekliyordu. Annem babanın olduğunu anlamadıkları için hani işine bak, oynama vesaire tarzında şeyler oldu. Aile ilk başta biraz sorun oldu ama abim ve ablam beni desteklediği için de çok bir sorun oldu diyemem. Babamla anneme anlatmam biraz uzun sürdü. Onları da anlattıktan sonra bir sorun yaşamadım. Bildiğim bir şey olduğu için yani her zaman onları destekledim bu konuda. Yani aile içi de olsun, dışarıda da olsun her zaman desteklendim bu konuda onları. İşte ben bilmiyordum mesela, anlamıyordum. Tepki vermedim mesela. Çocuklar bana anlattı. Sonra sevindim valla. Şu anda çok seviyorum. Tabii ki Şiir'in tarafı tutuyorum. Şiir küçük için onu tarafı tutuyorum. Bazen Şiir'i destekliyorum, bazen de Furkan'ı destekliyorum. Yani çok arada kalıyorum ama bilmiyorum ne yapacağım o konuda. Birlikte oyun oynamaları açıkçası bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Evde her iki ortadan farklı sesler yükselir. Turnuvaları canlı izleme fırsatına sahibiz. Yani izleyicilerden önce biz iki taraftan da sesleri alıyoruz. Kaplumbağa kime gidiyor, killer kime gidiyor, lordu kime aldı? Bunlara çok canlı şahit oluyoruz. Çok ayrı bir heyecanı oluyor. İkisini de destekliyoruz tabii. Şimdi yönelimler biraz daha Şiir'e arttı açıkçası. Evin küçüğü olduğu için biraz daha ona destekler gidiyor. Ama ikisi de gönlümüzde, kalbimizde iyi yerlere gelmesini her zaman isteriz. Karşı karşıya oynadığım zamanlar yenilsen de yensen de insan kötü hissediyor yani. Küçük bir ego da olsa yenilmek ve yenmek kötü hissettiriyor insana. Gün içinde maç çalışmalarımız, belli günlerde scrimlerimiz oluyorsa scrim atıyoruz akşamları genelde. 2-3 saat scrim sürüyor. Scrim bittikten sonra da 1-2 saat attığımız scrimlerle ilgili analiz yapıyoruz. Neyi daha yapabilirdik, neyi de iyi yaptık, neyi yanlış, neyi doğru. Gün içinde maçlara analiz ediyoruz. Koçumuz gelip bize yardım ediyor her konuda olsun. Oyunumuzu oynuyoruz. Her gün garanti scrim atıyoruz. MSC 2024 hakkında güzel düşüncelerim var. Bence Mobile Legends'ın bu zamana kadar yapmış olacağı en büyük turnuva. Ödül havuzu olsun, takımlar olsun. Takımlar çünkü çok daha gelişti. Yani güzel şeyler bekliyor bizi. Çok güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum. Ya çekindiğim bir rakipten ziyade Epibüren'in çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Wildcard çevresinde gerçekten çok güçlü rakipler var. Homeboys olsun, Moğolistanlılar olsun, Brute Force olsun. Bir tık Homeboys'tan çekinmiyorum aslında, alacağımız bir öcümüz var onlardan. Global çapında beğendiğim oyuncularda Epibüren'in dolaşım oyuncusu Olguyen'i beğeniyorum. Bence çok güzel oyun yönlendiriyor, çok güzel oyun görüşü falan da güzel. Malezya tarafında iki oyuncu var aslında çok beğendiğim oyuncular. Stitch ve Sasa. Stitch gerçekten makro mikro bence tam anlamıyla çok iyi bir oyuncu. Sasa da aynı şekilde. Yani böyle çok tanınmamalarına rağmen bence çok iyi oyuncular Malezya tarafında. Daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Bu
turnuvaya katılacağım için çok heyecanlıyım. Turnuvanın büyüklüğünün de farkındayım. Ailemi ve arkadaşlarımı çok güzel bir şekilde gururlandıracağıma inanıyorum.